Nasıl ama? Az önce görmüş olduğunuz görüntü ne kadar muhteşem değil mi? Red Dead Redemption 2 artık Türkçe oynanabilecek arkadaşlar. Ayın 20'sinde Türkçe yamasının çıkışı gerçekleşecek. Şimdi birazcık sohbet etmek istiyorum, sizlerle biraz dertleşmek istiyorum. Anonymous isimli bir proje oyunları Türkçeleştiriyor arkadaşlar. Biliyorsunuzdur birçok kişi. Şimdi benim size dertleşmek istediğim konulara gelelim. Arkadaşlar öncelikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının ne kadar yüksek olduğu malumunuz. Her şey aldı başını gitti. Sadece oyun değil, genel olarak her şeyin fiyatı çok yüksek. Geçenlerde bir joystick bile almaya kalktığımda 700-800 TL'lere varan bir fiyat gördüm ve tabii ki dolayısıyla almadım. Şimdi konuyu nasıl buralara getireceğiz? Neden Türkiye'de oyunlara özel indirim çok fazla gelmiyor ve neden Türkçe yama yok? Bunun bence iki tane cevabı var arkadaşlar. İki tane sebebi var. Birincisi, firmaların gerçekten Türkiye'ye oyun Türkçe dil desteği olarak çıkartmak istememesinden kaynaklı. Firmalar her zaman şunu diyorlar. Diyorlar ki maliyetlerini karşılamadığı için biz Türkçe dil desteği koymuyoruz diyorlar. Bu bana göre tamamıyla bir yalan, tamamıyla bir palavra. Neden? Çünkü bu işi bundan önce oyun çeviri ekibi, şu anda Anonymous oyun çeviri ekibi hala devam ediyor ve birçok farklı sitede var, ben internette görmüştüm. Oturup gönüllü yapabiliyorlar arkadaşlar. Bunlar herhangi bir para karşılığında bile yapmıyorlar bu işi. Şimdi bugüne kadar hep böyleydi. Firmalar o yüzden o bahaneyi bir geçsinler bence. Kendi fikrimi söylüyorum, belki yanılıyor olabilirim. Bana göre Türkiye'de oyun satışları istedikleri gibi olmadığı için Türkçe dil desteği koymuyorlar. Benim için tek sebebi bu. Firmaların söylemlerine geldiğiniz zaman tabii ki az önce bahsettiğim şekilde söylüyorlar. İşte masrafını karşılamıyor vesaire diyorlar. Anonymous isimli bu güzel proje adamları bu oyunu Türkçe bir şekilde çıkarttılar ve yakın zamanda bununla ilgili bir duyuru yaptılar arkadaşlar. Dediler ki biz Red Dead Redemption 2'yi çok uzun uğraştılar, 6 aydı sanırım. 6 ay sonrasında çok büyük bir proje imza attık ve 20'sinde çıkışını gerçekleştiriyoruz dediler. Adamlar öyle güzel planlı çalışmışlar ki yamaya başladıkları tarihte Haziran ayında bu yamayı bitireceklerini ve teste geçeceklerini öngörmüşler ve öngördükleri süre içerisinde de bunu gerçekleştirdiler arkadaşlar. Şimdi bunu duyurduklarında yama fiyatını 50 TL olarak biçtiler. Türkçe yamasını 50 TL'den satışa çıkartacaklarını söylediler. İlk fikirlerini söylüyorum ve bunu da kendi kafalarına göre almadılar bu kararı arkadaşlar. Ben Discord üzerinden takipte bulunuyorum. Etraflıca düşünüyorlar, oyuncuların geri dönüşlerine bakıyorlar, ona göre bir değerlendirme yapıyorlar. Yani bu açıdan gerçekten bulunmaz bir nimet Anonymous isimli bu güzel kardeşlerimiz. Ama karşılığında tabii ki ya nasıl söyleyeyim, çok da ağır konuşmak istemiyorum, ben biraz daha yumuşak konuşayım arkadaşlar. Adamlar çok güzel iki tane haber yayınladılar. Dediler ki 20 TL'ye Game Pass gibi bir sistem getiriyoruz. Aylık 20 TL veren herkes bizim sitemizdeki bütün yamalardan yararlanabilecek. Yani bu sadece Red Dead Redemption değil. Bütün yamaları aylık 20 TL abonelikle sahip olabileceksiniz. Hani çok mu şey oldu, fazla geldi diyeceğim. 20 TL'yi fazla bulan var, o yüzden söylüyorum bunu. Yani bir kere verirsin 20 TL'yi, en azından bir ay içerisinde oradaki bütün oyunları oynar, yine keyfini çıkartırsın. Bana kalsa ben her ay 20 TL kullanmayacak olsam bile ödemeye hazırım bu abonelik sistemine. Çünkü bu adamların gerçekten çok büyük bir işe kalkıştığını, arkasında hiçbir destek olmadığını söylemek lazım. Adamlar kendileri gönüllü olarak yapıyorlar. Bugüne kadar da hep böyle yapıldı. Şimdi diyeceksiniz ki bugüne kadar hep yaptılar, bunlar niye para istiyor? Arkadaşlar bugüne kadar gönüllü yapılması bir yanlıştı zaten. Bunun ne kadar zor bir iş olduğunu gerçekten bilseniz, inanın o yorumları yapan için, arkadaşlar için söylüyorum, asla bu yorumları yapmazdınız. Düşün işte, koca firma diyor ki yok işte maliyetleri karşılamıyor da diyor Türkçe dil desteği falan, biz o yüzden koymuyoruz diyor. WhatsApp'tan mesaja geliyor, harika. Bu şekilde firmaların açıklamasının olmasına rağmen bu isimler kalkıp kendileri Türkçeleştiriyorlar. 50 TL fiyat biçtiler, 20 TL'de Game Pass ücreti belirlediler. Peki ne oldu? Görkem Bey'le mail üzerinden konuşmuştuk. Kendisi de biraz tabii ki üzgün bu konudan dolayı. İnsanlardan gelen geri dönüşlerden dolayı geri adım atmak zorunda kaldılar. Neymiş efendim? 50 TL yüksek bir fiyatmış. Şimdi canlar, 50 TL baktığımız zaman bir oyun fiyatı. Doğru, 50 TL'ye oyun alabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir baktığınız zaman Red Dead Redemption'ı çalıştıracak bilgisayara sahip olan insanlar, kalbur üstü dediğimiz yani orta seviyenin daha üstünde para kazanabilen, durumları çok çok iyi olabilen insanların artık erişebildikleri bilgisayarlar bunlar. Maalesef böyle.
Çok üzgünüm ki böyle. Nereden baksanız minimum 6-7 bin liralık bir bilgisayara sahip olmanız gerekiyor ki sizin bilgisayarınız Red Dead Redemption'ı çalıştırabilsin. Belki daha düşükte de filan çalıştırabilirsiniz ama hani stabil bir şekilde, düzgün, iyi bir şekilde oynayabilmeniz için RDR2'ye 6-7 bin liralık bir bilgisayar gerekiyor. Peki, işin bu kısmını bir tarafa bıraktığımızda oyunun fiyatına değinelim. Oyunun fiyatlarının çok yüksek olduğundan bahsediyoruz. 270, 290, 300 TL gibi bir fiyat üzerinden çıkışını gerçekleştirdi. Birçok insan bu fiyattan aldı mecbur, ben de onlardanım. Yani bu fiyatı verdik, aldık. Bugüne kadar gördüğüm en muhteşem oyun. Animasyon kalitesi olarak, şey olarak vesaire. Dolayısıyla verdiğin para hiç bana oturmadı. Zaten bütün oyunlara bu paraları verip alıyoruz. RDR2 çıtayı çok yükselttiği için içim gayet rahat. 7000 liralık bilgisayarı olan, 300 TL para verip oyuna sahip olan kişiler 50 TL'lik yama ücretine karşı çıktılar arkadaşlar. Maalesef ama maalesef 50 TL'lik yama ücretine karşı çıktılar. Çok yüksek fiyatlı bulabilirsin. Adam oraya bir de sana 20 TL'ye Game Pass mevzusu koymuş. Hani bu Xbox'ta da olan şey, Origin'de de olan şey. Nedir abi? Verirsin belli bir ücret para, o abonelik sistemin içerisindeki tüm her şeyden yararlanırsın. Bu oyun olur, başka bir şey olur. Netflix gibi düşün. Netflix'e de veriyorsun aylık bir para, içerisindeki bütün dizileri, filmleri seyredebiliyorsun değil mi? Bu adamlar abi 10 numara bir iş yapmışlar. Daha doğrusu yapmayı düşündüler. 20 TL'den Game Pass sistemi yapmak istediler. Ve karşılığında sanırım bekledikleri şeyi bulamadılar ki bu sistemden geri dönmek zorunda kaldılar. Ve oyunu 30 TL'lik bir ücretle belirlediler. Yani oyunun Türkçe yamasını düzeltiyorum. Oyunumuzun Türkçe yamasını 30 TL'lik bir fiyatla şu anda Anonymous'un sitesinden alabiliyorsunuz. Aşağıda paylaştım. Ya bu çok üzücü bir şey. Gerçekten inanın bana acayip üzücü bir şey. Bizim insanımızın çoğunluğundan bahsediyorum. Tabii ki herkesi buna koymuyorum. Yani çoğunluğu gerçekten çok ölücü arkadaşlar. Adam 10 TL'lik Mount & Blade Warband'ı bile maalesef torrentten indirip oynuyor. Böyle bir ölücü. Yani bunu anlayabilmek mümkün değil. Birçoğunda da evet, birçok kişinin alması zor olduğunu düşündüğüm bilgisayar birçok kişinin evinde de mevcut. İşte o kişiler 20 TL'lik Game Pass ücretine mırın kırın etmişler arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Bu adamlar 6 aydır İngilizce çeviri yapıyorlar, Türkçe'ye çeviriyorlar, uğraşıyorlar, ediyorlar. Da ondan sonra işte firmalar neden Türkiye'ye özel oyun fiyatı belirlemiyor? Neden Türkçe dil desteği çıkartmıyor? Gram hak etmiyoruz arkadaşlar. Çok net söylüyorum. Bak minnacık, şu kadarcık bile hak etmiyoruz. Biz çoğunluk olarak, toplum olarak maalesef güzel olan hiçbir şeyi hak etmiyoruz. Çünkü önce onu bir hak etmen lazım. Önce kafa yapının düzgün olması lazım. Onu hak etmen gerekiyor. Öyle oturduğun yerden, hiçbir şeye destek olmadan, bazı yanlışlara dur demeden maalesef hiçbir şeyi düzeltemeyiz. Bu hayatımızın her anlamında böyle. Yani bu sadece oyun için demiyorum. Bizim insanımızın genelinde maalesef ölücülük mevcut arkadaşlar. Geçen gün gördüm. Horizon Zero Dawn isimli oyun, biliyorsunuz 70-75 TL gibi bir fiyatta ön siparişi açıldı. Ben görür görmez çok şaşırdım fiyatını. Oturdum hemen ön siparişi verdim. Tabii ki bilemiyordum yani sonrasında fiyatının artacağını. Hemen ön siparişi verdim, hatta Steam'in indirimiyle beraber de 10 TL'de kupon indirimi uygulandı. Oyun bana 67 TL gibi bir fiyata geldi. Aradan 2-3 gün geçti ve oyunun fiyatı 270 TL oldu. Şimdi birazcık yorumlara baktığımda şunu gördüm. Yani yuh artık dedim. Adam bu oyun için 67 TL vermem. Oyunda zaten Türkçe yama da yok. Ben bu oyunu torrentten indireceğim zaten. Bu oyuna para veren maldır gibi yorumlarda bulunan cahil cüheylalar var. Dolayısıyla bunlar maalesef bizim topluluğumuzun, Türk topluluğunun çoğunluğunu oluşturuyor benim görüşüme göre. Ben öyle görüyorum etrafı. Bu gerçekten çok üzücü. Tabii ki herkesi kapsamıyor bu söylediklerim. Hani bu kafada olanlar zaten alıyorlardır, üzerine alınıyorlardır bu laflarımı. Ve yorumlarda zaten kendilerini belli ederler. Gerçekten bir taraftan çok mutluyum, bir taraftan çok da üzüntülüyüm. Oyunun yarın ilk videosunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. YouTube kanalımda Red Dead Redemption 2'nin Türkçe versiyonu sizlerle olacak. Oyunu seri yapacağız, bitireceğiz. Ve videolarımda başından sonuna kadar Anonymous isimli bu güzel kardeşlerimizin, bu gönüllü arkadaşlarımızın daha iyi kalkınmaları için her zaman sizleri onlara destek olmanız için sizi teşvik etmeye çalışacağım. Onu şimdiden söylüyorum. Aklı başında olan insanlardan lütfen bu konuda destek istiyorum. Böyle projelere yardımcı olun. Bu Anonymous olur, oyun çevir olur, Türkçe yama olur, bilmiyorum. Yani birçok site var biliyorsunuz. Hepsine destek olun arkadaşlar. Bizim zaten artık tutunabileceğimiz tek şey bu. Futbol örneği gibi. Nasıl artık genç yetiştirmek zorundayız, kendi içimize dönmek zorundayız.
Abi oyunda da böyle. Kendi içimizde çözeceğiz. Bu arkadaşları bu işten uzaklaştırmamamız lazım. Bunları küstürmememiz gerekiyor. O yüzden sizlerden akıllıca düşünmenizi rica ediyorum. Eğer ki tekrar bu Game Pass mevzusunu getirirlerse Türk oyuncu toplumuna sesleniyorum. Lütfen arkasında durun bu arkadaşların. 50 TL de uygun. Türkçe yama için Red Dead Redemption gibi bir oyunda. Oynadığın oyun exclusive bir oyun. Exclusive derken özel bir oyun, o anlamda söylüyorum. 7000, 6000, 7000 liralık bir bilgisayarın olacak. 300 TL para bayılacaksın. Bu oyunun sana bu şekilde baktığımız zaman 7300 TL gibi bir maliyeti oluyorken sen 50 TL'lik yamaya lütfen mırın kırın etme. Kaldı ki etmiş olduğunuz mırın kırından dolayı 30 TL'ye düşürdü bu adamlar bu fiyatı. Üstüne 20 TL'lik muhteşem bir sistemi de iptal etmek zorunda kaldılar Game Pass'i. O yüzden lafı da daha fazla uzatmayacağım. Biraz fazla kaldım konuların üzerinde, farkındayım. Üzüldüm. O yüzden bu videoyu paylaşıyorum. Aşağıda sitesini bulacaksınız. Lütfen açıklamalar kısmında Anonymous'un sitesine bir gidin. Yaptıkları işlere bir bakın. Önümüzde Horizon Zero Dawn var. Bakın oyun Türkçe'ye gelecek ve Türkçe'ye geldiğinde hemen hemen belki bir tık sonrasında olsa bile oyun Türkçe oynanacak. PlayStation'da Türkçe olmayan oyunu biz Türkçe bilgisayar üzerinden oynuyor olacağız. Bu adamlar bunu da yapıyorlar şu anda. Aynı zamanda Deus Ex Mankind Divided herhalde ismini yanlış söylemiyorsam onun da Türkçe yaması geliyor. Yani hardcore İngilizce gerektiren oyunları bu adamlar oturup Türkçeleştiriyorlar. Adamlar diyorum ki içlerinde tabii ki hanımefendiler de vardır. Ben genel olarak bir tabir anlamında söyledim. Anonymous, hanımlar beyler, kendinize çok iyi bakın. O arkadaşlara buradan lafım. Her zaman arkanızdayız. Yani ben ve kafa yapısı doğru olan insanlar hep sizin arkanızda olacak. Lütfen siz de 20 TL 30 TL'lik fiyatları paraymış gibi nitelendirmeyin. Destek olun. Videoyu da burada artık sonlandırıyorum. Yarın Red Dead Redemption 2 bu kanalda Türkçe olarak başlayacak. Ayın 20'sinden sonra da 20'si itibariyle ve sonrasında da sizler de erişebiliyor olacaksınız 30 TL karşılığında. Red Dead Redemption'ları olanlar bence kaçırmayacaktır bu fırsatı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki giydirme videosunda tekrar görüşmek üzere. Bay bay.